Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği olarak başka komitelerimiz var. Irk, etnisite, inanç, çocukluk, gençlik, yaşlılık, engellilik gibi. Hayvanlarla ilgili bir şey yoktu. Fakat bu yasa tasarısı çıktığı zaman ayrımcılığın hayvanları da kapsaması gerektiğini düşündük. O yüzden bir deklarasyon hazırlamaya karar verdik. Çünkü dezavantajlı kesime dahil olan kim olursa olsun, yani ya da ne olursa varlık, hangi varlık olursa olsun tepki göstermek gerektiğini düşünüyoruz. Eğer bugün bu iş hayvanlara uygulanırsa, yarın başka tür insanlara, mültecilere, engellilere farklı şekillerde de olsa uygulanabilir diye düşünüyoruz. Hayvan hakları yasamız var bizim ve uygulama yönetmeliği var. Orada sokak köpeklerine neler yapılabileceği ya da sokak hayvanlarına ne yapılabileceği, sahiplendirilemezlerse ne olacağı yazıyor. Kısırlaştırılıp tedavilerinin, bakımlarının yapılıp bulunduğu yere bırakılmasını öngörüyor bu yasa normalde. Fakat tabii bu yasa yeterince uygulanmadığı için, belediyeler üzerlerine düşen görevleri yapmadığı, devlet belediyeleri bu hususta zorlamadığı ve insanlar da bilinçlendirilmediği için bu durum bir sorun haline geldi. İnsanlara saldıran, onları korkutan ya da çeteleşen, aç kalan, sokakta bakımsız kalan sokak hayvanlarının sayısı çok arttı. Ama bunun çözümünün şimdiki çıkarılmak istenen yasa tasarısında olduğu gibi işte 30 gün barınakta bırakacak, 30 gün sonra sahiplenilmezlerse uyutulacak gibi bir durumda bunun çözümünün bulunamayacağını düşünüyoruz. Ayrıca bunun yaşam hakkının da bir ihlali olduğunu düşünüyoruz biz. Ve kesinlikle hayvanların hayatına son vermeyin bizim hakkımız olmadığını, insanların hakkı olmadığını düşünüyoruz. Batı'yı bazı hususlarda acımasızca eleştirenler, işlerine geldiği durumlarda ama biz bak bunu Batı'dan alıyoruz, onlar uyguluyormuş diye bizim önümüze koymalarının ikiyüzlülük olduğunu düşünüyorum. Valla hiçbir şeyle ilgili yerlere danışılmıyor maalesef. Yani engellilikle ilgili çalışmalarda da, hayvanlarla ilgili, çocuklarla ilgili, yani belli bir kesim var onların herhalde danıştığı. Kimse onlar, bilmiyoruz. Ama bu konuda hak temelli çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere, vakıflara başvurulduğunu ben hiç zannetmiyorum. Eğer öyle olsa zaten böyle bir kolaycı çözüme ve böyle canice, vahşice bir çözüme başvurmazlardı diye düşünüyorum. Zaten iletişim kurduğumuz diğer sivil toplum kuruluşları da, hak temelli olanlar da kendilerine danışılmadığını söylüyor. Bence bir oy kaybı haline gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani şu sokak köpeklerini halletmezseniz bir daha size oy vermeyiz, sorunu çözmezseniz bir daha sizi seçmeyiz noktasına gelen insanlar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu nedenle de hiç araştırılma yapılmadan daha uzun vadeli ama kalıcı olarak sorunu çözecek yöntemlere başvurulmadan uyutalım şeklinde öneriler gelmiş olabileceği düşüncesindeyiz. Yani insanlarla, çünkü hep böyle söylüyorlar işte, insanlardan artık bu konuda çok şikayet alıyoruz ve bunu çözmemiz gerek. Evet, çözmeniz gerek ama bunu 22 yıldır çözmeniz gerekirdi zaten. Yani şimdi bu noktaya siz getirdiniz. Şimdi de kendi yaptığınız yanlışları, hayvanları, kendi hatalarınızın bedelini hayvanların ödemesine izin vermiyoruz yani. Onları uyutmayı, uyutmak adı altında öldürmeyi doğru bulmuyoruz. Ona rağmen hayvan katiline dair haberler alıyoruz. Mesela halkın bu konuda sokağa çıkması ve kendini göstermesi, boy göstermesi ve korkmamasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öyle olursa iktidarlar geri adım atarlar yapacakları seçimlerden. Çünkü sadece seçtik, tamam, ondan sonra ne yaparlarsa yapsınlar diye ucunu bırakmamamız gerekiyor. Bu her konu için geçerli. Engellilikle ilgili, mültecilikle ilgili, ayrımcılığın diğer türleriyle ilgili. Daha fazla gösteri yapılması, daha fazla toplantı yapılması, daha fazla bilinçlendirici çalışma yapılması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü bu iş artık duygusal bir noktadan çıktı, hak temelli bir sorun haline geldi. Yani siz
hayvanları öldürüyorsunuz ya da öldürmeyi teklif ediyorsunuz, yasa tasarısı çıkarıyorsunuz. Bu hayvan olur, ondan sonra öbür gün bir mülteci olur, öbür gün bir engelli olur, öbür gün yaşlı olur. Yaşam hakkına herkes için ve her koşulda bütün elimizdeki olanaklarla, sokakta dahil olmak üzere sahip çıkmamız gerektiği düşüncesindeyim. Bugün bizi ilgilendirmediğini düşündüğümüz bir ihlal olduğu zaman mutlaka yarın o ihlalin bizi de ilgilendireceğini, hepimizin hayvan, insan, yaşlı, genç, mülteci, engelli ne olursa olsun hepimizin bir zincirin parçaları olduğunu bilmemiz gerektiğini düşünüyorum.